Merhabalar. Sade Hayat programına hoş geldiniz. Bugün yine Doktor Mehmet Akif Erdem hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yasemin. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Sizden bir şeyler öğrenmek çok keyifli. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Bugün sizlerle şunları konuşmak isterim. Modern tıp mı? Geleneksel tıp mı? Hepsi birlikte mi? Bize ne önerirsiniz? Ya aslında adım adım gidiyoruz. Geçen programda da neyden bahsetmiştik? Sağlığı korumak için biz neler yapmalıyız? Hı hı. Doğalda kalmalıyız. Doğalda kalıyor olmak demekse sadece ve sadece geleneksel tıp kuralları ya da bilgileri üzerinden gidelim, modern tıbbı reddedelim değil. Geçen programda bir şey söylemiştim, hatırlayacaksın. Endüstriyel gıda sektörü diye. Evet. Üç büyük ekonomik döngüden bahsetmiştim. Savaş sanayi, sağlık sanayi, gıda sanayi. İkinci büyüğü de sağlıktır. Endüstriyel sağlık ya da endüstriyel tıp. Şimdi modern tıp eşittir endüstriyel tıp demek değil. Endüstriyel tıp bambaşka bir tanım içerisinde. Modern tıpla endüstriyel tıbbın bir önce ikisinin ayrımlarını ya da kavramlarını bir oturtalım. Ben onu seviyorum ya. Önce konuştuğumuz evet. Konuyu bir kavram olarak ayrıştıralım diye. Bir idrak edelim çünkü bilmiyoruz hocam. Modern tıp diye bahsettiğimiz şey aslında bunca yıldır Doğu ile Batı arasında bir kültür, medeniyet, işte bilim. Zaman zaman birisi daha ileriye gitmiş, birisi biraz daha geride kalmış, birbirleriyle eşitlenmişler. Doğu Batı arasındaki farklar. Modern tıp diye bahsettiğimiz İşin açıkçası Batı tıbbı, Batı'nın bakış açısı, bilime yaklaşışı. Maalesef ki yani son 300-400 yıl üzerinden baktığımızda sadece tıp alanında değil birçok bilimsel konuda Batı anlayış ve yaklaşım olarak bizim önümüze geçmiş. Temel kavramları, çoğunu hatta bizden aldıkları temel kavramları sahiplenmişler ve geliştirmişler. Son dönemlerde bizde tüm Doğu olarak da söylemeyeceğim ama Türkiye özelinden bakarsak bu konuda çok ciddi gayretlerimiz ve ilerlemelerimiz var açıkçası. Sadece tıp alanında değil. Ve hani konu konuyu açıyor. Bahsettiğim şey teknoloji de değil. Bir algı, bir yaklaşım farkı. Şimdi Batı tıbbı ya da modern tıp diye tanımlanan şey Batı tıbbı. Batı tıbbının yaklaşımında da aslında Batı tıbbının temelinde gene biz varız Yasemin. İbn Sina var mesela. Evet. İbn Sina'nın Batı'daki bir adı var biliyor musun? Nedir hocam? Avicenna. Hı hı. Bugün ben mesela tıp fakültesinde ve bugün hala da bizim tıp fakültesi müfredatları Batı tıbbı üzerine, modern tıp üzerine yürür. Yani onların oluşturdukları sistematik, bilgi sistematiği üzerinden yürür. Ama Batı tıbbı İbn Sina'nın anatomi derslerinden ya da tıbbi bilgilerini kendisine kitap yapmış. Bu çok kıymetli bir şey hocam. Evet ve biz yani Batı fark etmiş, almış, gocunmamış, bu bir Müslümanın bilgisidir dememiş ve Endülüs'te o devleti yıkarken kurtarabildikleri bilgilere sahip çıkmışlar. Yani biz bunları keseriz, atarız, evet o kadar vahşidir Batı ama uyanıktır, kurnazdır. Onların sahip olduklarından da ister alabildiğini de ister çalabildiğini de almış, onun üzerine o temel bilimsel yaklaşımı oturtmuş, geliştirmiş. Batı tıbbının yaklaşımında şöyle bir şey var. Ona septisizm denir. Yani şüphecilik akımı hani bilimsel yaklaşımda. Dolayısıyla bir tezi vardır, onun antitezini oluşturur ve o tezini kendi tezinin aksini ispat etmeye çalışır. Bunun üzerinden adım adım, step by step böyle sağlamalı gider. Tıbbında da böyledir. Geleneksel tıpta ise tüm dünya için böyle klişe bilgiler neden nasıl soruları çok fazla sorulmadan ezber ve kalıplar üzerinden tekrar edilir, gidilir. Biliyorsun işte bir programda gene verdiğim örnek, ıhlamurlu limonlu içersen işte soğuk algınlığına iyi gelir. Şimdi bu herkeste, bütün anne baba yani bir aile ortamında şeyde büyümesen bile bir yerde demiştir ki bir abin ya da caminin hocası ya da okuldaki öğretmen al şu ıhlamuru iç iyi gelir.
Şimdi klişe bilgi bu kadar. Peki neden iyi gelir? İçinde hangi etken madde var? Neden dolayı iyi gelir konuları? Bir, merak da etmez bu tarafın kültürel şey. Çünkü bu bilgi oturmuş ezber ve klişe bir bilgi halindedir. Kullanılır. İşe yarıyor mudur? Evet, yarıyordur şimdi. Çünkü bilgi doğrudur. Ama bilginin biraz önce anlattığım gibi ayrıştırması konusunda çok fazla önemsemez. Öbür tarafsa, hı hı, bunun içinde hangi etken madde var, ne kadar kullanılırsa olur, ateşte ne kadar demlenmesi gerekir, işte çeyrek limon mu sıkmak gerekir, bütün bir limonu mu sıkmak gerekir, bu kadar detaylandırır. Yani ve yan etkileri var mıdır, herkes kullanabilir mi? Gibi detaylandırır ve bunları kayıt altına alır. Anlatabildim, evet, mi? Geleneksel tıp diyoruz ama bugün geleneksel tıp dediğimizin de kaynağı maalesef ki elimizdeki birçok kaynak literatür batı kaynaklı. Mesela fitoterapi, tıbbi bitkiler, bitkilerle tedavi konusunda bugün dünyanın en referans ülkesi Almanya'dır. Yani bu anlattığım metodoloji üzerinden gitmesi. Şimdi bir de burada sanki şimdi endüstriyel tıp, bir de ona gireyim, modern tıbbın ne olduğunu anlatmış oldum herhalde. Evet, oturdu mu kafanda? Evet, evet. Bir de endüstriyel tıp var, gıdada da anlattığım gibi. Burada amaç tıp, sağlık falan değildir. Burada amaç bir hastalık yaratırsın, oluşturursun. Yaratmak Allah'a mahsus, haşa. O bir şey, din sürçmesi. Bir hastalık oluşturursun. Sonra bunun bir tedavisini oluşturursan o tedavi yok etmez. Tedavi sürdürülebilirdir. Yani konsinye. Yani hastalığı kontrol altında götürürsün ve sürekli onun için ilaç kazanç satarsın. Kapısı hocam, sektör bu bir döngü. Evet, evet, bu bir sektör. Geçen programda gene bahsettiğimiz şeker hastalığı üzerinden gidelim. Hani ikinci tip sonradan olacak, evet, uydurma bir şeker hastalığı diye bir, hı-hı, hastalıktan bahsediyoruz. Bu aynen öyle. Dengesiz beslenme, vücudun ayarlarını bozma üzerinden oluşmuş vücudun sistemli. Yani önce metabolik sendrom diye tanımlıyor tıp bunu. İnsülin direnci diye tanımlıyor. İnsülin var ama işe yaramıyor. Vücut direnç gösteriyor. Vücut şişmanlamaya başlıyor. Hareketsiz yaşam, hani olması gereken fonksiyonlarını yapmıyorsunuz, işte işletmiyorsunuz, işleyen demir ışıldar vücudumuzun, hı-hı, da asgari bir takım hareketlere ihtiyacı var, bunları yapmıyoruz, işte iki katlı evde bile asansör kullanıp, hayır, çıkıyoruz gibi olması gerekenlerden uzaklaştırıyorsun, sisteme müdahale ediyorsun, bozuyorsun ve yeme içme konusunda da özellikle gene olmaması gereken şeyler, size lezzetli gelen ama zarar veren pek çok şeyi vücudumuza alıyoruz, hı, ve bir hastalık oluşmuş oluyor. Ne? Şeker hastalığı, ne? Hı. Tip 2 diyabet. Peki bunun için ilaçlar oluşturuyor ve hiç iyileşmeyen, ömür boyu kullanılan ilaçlarınız oluyor böylece. Ve yani siz öyle ve sizin ölmemeniz gerekiyor. Şimdi endüstriyel tıp sizin ölmenizi istemez. Müşterinin ayağını kesmemek. Sizin iyileşmenizi de istemez. Hı hı. Şimdi ticari mantık bunu istiyor. Mantıklı. Mesela gene uydurma bir hastalık. Muhtemelen hastalığın adını söylediğim zaman bende de var ya da etrafındaki herkeste var diyeceksin. Reflü. Herkeste var hocam. Değil mi? Kimde yok ki? Halbuki öyle bir hastalık yok. Anlatabildim mi? Bu reflü denilen şey mide içeriğinin yani mideden ağza doğru gelmesiyle size verdiği rahatsızlık olan, işte çünkü mide içeriği asidik bir içeriktir. Mide duvarı o asidik yapıya tamamen uygun yaratılmıştır. Ama midenin dışına çıktığı zaman o mide içeriği size her manada rahatsızlık verici, tahriş edici bir özelliğe sahip diyor. O zaman biz o içeriği bozduk. O yüzden mi herkes? İçeriği de bozduk, düzeni de bozduk. Şimdi tıbbın ebevi diyor. Bir de böyle bir kavram var. Ama oradaki şey, şu otu kullanın şuna faydası olur demiyor. Mesela şu tıbbı nebeviye ait bir cümledir. Doymadan kalkınız diyor. Bunu ben tıbbi olarak açıklayayım mı? Bir, doyma hissini, glikagon diye bir hormon, yeteri kadar kan şekeriniz ya da o vücudun kendi yaptığı kan şekeri, o glikoz yükseldiği zaman tokluk hissi gelecektir. Ama siz hızlı yiyorsanız, burada bir senkron, hani zaman gecikmesi olacaktır. Dolayısıyla doyma hissi oluşmadan hızlı hızlı yediğiniz zaman gereğinden fazla yersiniz. Öncelikle bir midenizi fazla şişirirsiniz. O yüzden yavaş yiyiniz diyor mesela. Sohbet ederek yiyiniz diyor. Öyle değil mi? Peygamber Efendimiz. Evet.
Bunların hepsi aslında bir tıbbi tavsiye bir taraftan baktığınız zaman. Bir sebebi var mutlaka. Ya işte tıbbı nebevi. Hı hı. Ya illa tıbbı nebevi dediğin zaman böyle gerizekalı bazı tipler var. Devesi diye için demiş de bilme. Ya evet. Aptallığın daniskası. Ama şu anlattığım cümleler bildiğiniz peygamber tıbbıdır. Gerçek bilimsel bilgidir baktığınızda. Ha işte reflü hastalığı bağlantısını anlatayım. Şimdi ağzımızdan midemize bir yemek borusu gidiyor. O yemek borusunun da mideye bir kapak var. O kapak yukarıdan aşağı biz yutkunurken aşağı doğru açılıyor. Sonra mide içeriği tekrar geriye gelmesine çünkü amuda kalktığın zaman midenin içeriği ağzından boşalması lazım. Doğru değil mi? Evet. Biz baş aşağıda kalıyoruz. Hı-hı. Yan yatıyoruz. Yan yattığımız Hı-hı. zaman o bileşik kaplar karnından aslında o içeriğin gelmesi lazım. O zaman o mükemmel diye benim tarif ettiğim sistem ne yapmış? Mideden ki içeriğin dışarı çıkmasını engelleyen bir kapak var. Hı hı. İçeri girerken açılıyor ama içeriğinin dışarıya çıkmasına engel. Mükemmel bir sistem. Ha, sistem bu. Peki siz o mideyi haddinden fazla doldurursanız, o kapak tazik, yani sürekli oradan bir basınca maruz kalırsa. İki, bazı o rafine gıdalar kapağın olması gereken bir tonus, sertlik ya da işte gerginlik şeyi var. Onu bozan gıdalar varsa mesela çok fazla tatlı tüketmek, çok fazla kahve tüketmek bu gerginlik kısmında zarar veriyor. O rafine şekerler, şunlar bunlar diye işte bağladığımız şeyler bir. İki, hacim olarak çok fazla doldursan o mideyi zaten bu da fiziksel bir karnı. Yukarıya doğru o kapağı yukarıya doğru iteleyecektir. Üç, yatmadan önce fazla yiyip içerseniz bir de ne demiştim ben mesela? O endüstriyel gıda sektöründekiler size bir bilgi uyduruyorlar. Bak şimdi bilgiymiş gibi size veriyorlar. Klişe, çünkü biz seviyoruz ya klişe bilgi. Az yiyin diyor, sık yiyin diyor filan. Bu çok bilimselmiş havasında bir şey. Üç ana öğün, dört ara öğün yapın diyor filan. Tamam mı? Ondan sonra hatta bir şey daha vardı. Sonra komik bir şekilde bu ortaya çıktı. Konu konuyu açıyor. Diyor ki kahvaltı günün diyor en önemli öğünüdür diyor değil mi? Şimdi bunu sen duydun değil mi? Evet. İlk defa benden duymuyorsun. Hayır. Peki bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu tıbbi bir bilgi gibi gözüküyor değil mi? Doktorların hep söylüyor çünkü. Nedir hocam? Bu Amerikan mısır gevreği firmalarından bir tanesinin reklam sloganı. Sabah satmak üzere satacak bir kahvaltı çünkü. Gevreği yapıyor ya. Hı-hı. O yüzden reklam sloganı bu. Bundan 100 yıl önce işte radyolarda, televizyonlarda evet. diyor ki kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Güne şeyle başlayın, bu mısır gevreğiyle başlayın. Sonra bu klişe cümle kahvaltı günün en önemli öğünüdür klişesi ve bununla ilgili bir tane bile, 3-5 tane yapılmış çalışma var ama en önemli öğünü olduğu ile ilgili ulaşılmış bir sonuç da hiç yok. Aradığınız zaman böyle bir bilgi yok zaten ama bugün koca koca profesör ünvanlı hocalarımız, tıp hocalarımız cümleye böyle başlıyorlar. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yok öyle bir şey. Buna inanmamızı bekliyorlar çünkü. Kendisi de inanmış. Hani o doğru sorgulama, septizm var ya şüphecilik evet. kısmı. Ondan uzaklaşmış. Hı hı. Hani batıyı, batıcı olmuş ama batılı olamamış. Batı düşüncesinin özünü kavrayamamış. Evet. Batıyı reddetmek, batılı düşünceyi ya da batılı bilimi reddetmek aptallık. Yani bil, doğrusunu uygula. Ama batılı kafasıyla doğulu hani... Batıya doğru giden tren içerisinde, doğuya doğru giden tren içerisinde batıya doğru yürüyünce batıya gitmiş olduğunu zanneden zekalarla biz uğraşıyoruz. Title'ı ne olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi budur. Yani olayları ve özünü doğru kavrayabilmek. Neyse, endüstriyel tıp derken biraz konuyu dağıtır gibi olduk ama endüstriyel tıp dediğimiz şey, tedavi edilemeyen ve uydurma hastalıklar oluşturur ve sizi potansiyel müşteri halinde tutmak için elinden geleni yapar. Ama modern tıp dediğimiz şey o değildir. Dedim ya Avicenna, İbn Sina'dan başlar bizden alınan bilgiler ve deneme yanılma sağlamalarla bir takım şeyler yapar. İlaç endüstrisinde de doğru olanlar vardır, yanlış olanlar vardır. Şimdi gene bir yanlış şey var. Ben gelenekselciyim, ilaçlara karşıcıyım diyen bir grup var. İyi de mesela penisil konuştuk seninle daha önceki bir zaman diliminde.
Penisilin uydurma sonradan kimyasal laboratuvarda sentez edilmiş bir ilaç mıdır? Aslında şu anda kullandığımız penisiller evet. Ama doğrusu nedir? Penisilin doğada var olan bir mantar türevidir ve mikroplara karşı öldürücü etkisi vardır. Doğal bir şeydir. Ve mikropları, enfeksiyonları kontrol eden, öldüren, sana tedavi, şifa veren bir etkisi vardır. Dolayısıyla laboratuvarda üretilmiş olması maliyeti azaltmak anlamında, üretimi çoğaltmak anlamında ve çok insana ulaştırabilmek anlamında penisilin hakikaten modern dünyanın, teknolojinin gelişmesiyle ürettiği, keşfedip piyasaya sunduğu en önemli sağlık alanındaki dönüm noktası ilaçlardan bir tanesidir. Şimdi ben geleneksel ilaç kullan, penisilin ihtiyacın varsa kullanmak zorundasın. Çünkü yani bir taraftan hemen bu tarafa geliyorum. Ne diyor? Tedbir almadan tevekkül etme diyor. Yani her şeyi Allah'a bırakamazsın. Atını dışarıda bağlayacaksın ki ondan sonra içeriye gireceksin. Gerisini Allah'a emanet gerekeni edeceğiz. Gerekeni yapmak zorundasın. Atını bağlamamışsan sen içeriye girerken, o at alıp başını giderse burada ben Allah'a emanet etmiştim. Öyle bir dünya yok. Sen gereğini yapmak zorundasın. Tedbirini almak zorundasın. Sonrasında, ondan sonrası Allah'tan olan. Ama iyi ama kötü. Takdir onun. Ama sen alman gereken tedbiri, yapman gereken davranışı yapmak zorundasın. Dolayısıyla modern tıp reddedilmesi gereken bir şey değildir. Doğru anlaşılır. Ama endüstriyel tıp evet reddedilmesi gereken bir şeydir. Biz bu ayrımı yapamıyorduk işte. Biz burayı bilmiyorduk hocam. Çok önemli. Bak endüstriyel tıp bambaşka bir kavram. Modern tıp başka bir. Modern tıp ve geleneksel tıp. Modern tıp ve geleneksel tıp aslında birbirine girmiştir ve birbirini reddetmez zaten. Çünkü o biraz önce anlattığım gibi ne yani aynı örnekler üzerinden gidelim ki yani kafamız çok dağılmasın. Ihlamur soğuk algınlığına iyi geliyor klişe bilgi. Modern tıp da bunu alır. Hangi etken madde ne kadar işte biraz önce konuştuğumuz gibi bunları detaylandırır. Gerçekten dener işte belirli hasta grupları üzerinde. Evet gerçekten bu işe yarıyor der ve onu teyit eder. Ya da bu boş bir bilgi ise der ki bu bilginin karşılığı yoktur. Yani bu bilgiyi araştırıp sağlamasını yapıp somut bir şekilde o septik düşünce derken o hep şüphecilik üzerinden yürür ya batılı düşünce ya da modern tıp kafası. Bakıp da arkasından işe yaramıyorsa gerçekten de işe yaramadığı ispat edilmiştir. Çünkü gelenekselden gelen bütün bilgiler doğru diye kabullenmek de yanlıştır. Evet. Öyle değil mi? Bu bir çünkü şey haşa inanmamız gereken, sorgusuz inanmamız gereken bir tek şey var. Allah. Gerisi bir de onun kelamı, onun emirleri. Müslüman sorgulamalı zaten hocam. Her ama şey. Onun dışındaki hani iman ve itikat dışındaki her şeyi sorgulamak zorundasın. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet nasıl başlıyor Yasemin? Hiç akletmez misiniz diyor. Ya akıl verdim sana kullan işte daha basit, daha amiyane, daha halk ağzından. Bu anlama gelmiyor mu? Hani bunun için büyük bir tefsir üstadı falan olmaya gerek yok. Evet. Elbette ki ben bu kadarcık bilgiyle Kur'an-ı Kerim'i yorumlayabilirim demek istemiyorum. Bahsettiğim o değil. Ama bazı şeyler vardır ki müteşabih ayetler deniyor. Hani baktığın zaman herkesin anlayabileceği kadar açık ayetler demek. Özetle modern tıp ve geleneksel tıp birbirine düşman değildir. Birbirini olumsuzlamaz. Birbirini destekler hatta. İhtiyaç olduğunda ama özellikle koruyucu sağlık konusunda zaten geleneksel tıptan gelen birçok uygulama o koruyucu sağlık konusunda önceleyen şeylerdir. Tedavici kısımda ise zaten geleneksel de olsa bazı bilgileri sorgulayarak yürümek gerekiyor. Modern tıp zaten sorgulamayı emreder ve denenmiş, onaylanmış, standartize edilmiş ürünleri tavsiye eder. Ama dediğim gibi endüstriyel tıp konusunda da durup şöyle bir kocaman soru işareti yapmak gerekiyor. Mesela gene senin üzerinden yürüyeyim. Hanımların büyük bir çoğunluğu bugünlerde ne yapıyorlar? İşte dolgu yapıyorlar, işte burun estetiği yaptırıyorlar vesaire vesaire. Bunu yapanlar kim? Doktorlar. Hangi metotları kullanıyorlar? Tıp metotlarını. Ama peki bu doğru mu? Maalesef. Yani anlatayım mı? Yani
o dolgunun sana alerji yapma ihtimali var. Sen işte yaşlanınca o orada bir garip bir hal olacak. Tekrar çıkartman gerekecek vesaire olacak. Işte ya da burnun zaten hani eğer bir sakatlık yoksa hani doğuştan da insülin yokluğu bir hastalıktır, arızadır. Ne bileyim düşmüşsündür, kırılmıştır. Nefes alamıyorsundur. Orada bir tıkanıklık vardır. Bunlar için eyvallah. Ama burnumun ucu biraz daha kalkık olsun diye ya da biraz iri gibi geliyor bana, biraz daha küçülteyim diye yaptığın şeyden %100 verim alabileceğin konusunda emin misin? Bir. İkincisi, bugün güzel duruyor. Yaşın 35. 55 yaşında olduğun zaman nasıl olacak? Belki aynaya bakmaya tahammül edemeyeceğim bir hale gelecek gibi. Ama bu da tıp. Evet. Hani endüstriyel tıp diye anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama ne diyor size şey? Endüstriyel tıp, daha güzel olun. Dudaklarınız daha bir dolgun olsun. Elmacık kemikleriniz çıkın olsun. Neydi? Çeneniz sivri olsun. Öyle değil mi? Aslında bizi başka bir şeye inandırmaya çalışıyor. Yine burada bizim cebimize göz dikiyor hocam. Evet, işte endüstriyel derken, işte sermaye derken altını umarım doğru çizebilmişimdir. Çok çok kıymetliydi hocam. Aslında ne nedir ne değildir çok sorgulamıyoruz, bilmiyoruz. Aydınlatıcı oldu. Bir sonraki programda farklı konularla devam edelim. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.